Milliyetçilik üzerine İsmail Beşikçi, İlki Haber. Milliyetçilik son yıllarda çok konuşulan, tartışılan, eleştirilen kavramlardan biri. Kanımca en çok da Kürtler konuşuyor, tartışıyor, eleştiriyor. Kürtler bu kavramı daha çok "ben milliyetçi değilim, milliyetçiliğe karşıyım" bağlamında konuşuyor. Türk aydınının, Türk solcusunun "ben milliyetçi değilim, milliyetçiliğe karşıyım" demesi anlaşılır bir durumdur. Çünkü bir devlete sahiptir. Ülkesi işgal altında değildir. Diline, kültürüne vesaire bir yasak yoktur. Türk olmaktan, Türk toplumu olmaktan doğan bütün haklara sahiptir. Devlet kurumları, başta milli eğitim, kamu yönetimi, bu çerçevede milli değerleri koruyarak, teşvik ederek, etkin bir şekilde çalışmaktadır. Kürtler bunların hiçbirine sahip değildir. Cumhuriyet tarihi boyunca Kürt diline, kültürüne yoğun, yaygın bir yasak uygulanmıştır. Kürtçe yasakları, Kürtleri Türklüğe asimile etmek, Cumhuriyet'in sistematik bir politikası olmuştur. Kürt olmaktan, Kürt toplumunun bir üyesi olmaktan doğan bütün haklar baskı altındadır. Kaldı ki, bu sadece Türkiye'de yaşanan bir durum değildir. Irak'ta, İran'da, Suriye'de, çeşitli biçimlerde yaşanmaktadır. Kafkasya'da, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan gibi alanlarda da yaşanmaktadır. Milli duygu nedir? Milli hareket nedir? Milli duygu, gasp edilmiş, kaybedilmiş bu hakları kazanma sürecinde gelişen bir duygudur. Bu duygu geliştikçe, kaybedilmiş, gasp edilmiş bu hakların daha çok bilincine varılır. Bunu kazanmak için çabalar artar. Milliyetçilik hareketi, bu çerçevede, bu doğrultuda gelişen bir harekettir. Milliyetçi hareket geliştikçe, pazarın kontrolü de gündeme gelmektedir. Milliyetçi değilim, milliyetçiliğe karşıyım demek, kaybedilmiş, gasp edilmiş bu hakları hiç umursamıyorum, değerli bulmuyorum demektir. İki satır Kürtçe konuşamayan, çok yoğun, derin bir şekilde asimile olduğunun bilincine bile varmayan ama bunu hiç de umursamayan bir Kürt'ün "ben milliyetçi değilim, milliyetçiliğe karşıyım, ben devrimciyim, enternasyonalistim" demesi ironik bir durumdur. O zaman temel soru şudur: ne için mücadele ediyorsun? Neyin mücadelesini veriyorsun? Bir dile sahip değilsen, dilini, kültürünü yaşayamıyorsan, bu dil tarafından yaratılan milli değerlere sahip çıkamıyorsan, önemli ulusal özellikler olan mitlerin, folklor ürünlerinin, şarkıların vesaire yağmalanmasına karşı duramıyorsan, mücadelenin amacı nedir? Edebiyatın, dil ile ilgili bir sanat olduğu besbellidir. Hangi dili konuşuyorsan, hangi dil ile yazıyorsan, o dilin edebiyatını yaparsın. Milliyetçi değilim, milliyetçiliğe karşıyım diyen birinin kendi dilinin edebiyatını da hiç önemsemediği ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda milli duygu Kürtlere en gerekli olan bir duygudur. Ama Kürtlerin önemli bir kısmı ısrarla bu duyguya, bu duygunun oluşturduğu milli harekete, milliyetçiliğe karşı olduklarını vurguluyorlar. Bunun nedeni Kürtlerin Türk düşün dünyasının çerçevesinde düşünmeleri, Türk solunu taklit etmeleri, Türk solunun etki alanında kalmaları, Türk düşüncesinden, Türk solundan bağımsız bir düşün geliştirememeleridir. Medrese çıkışlı bir kısım mellenin, lise, üniversite çıkışlı bir kısım Kürt'e nazaran daha milli, ulusal olduğu söylenebilir. Kürt, Kürdistan sorununun özü, milli değerlere sahip çıkmaktır. Kürt olmak, Arap olmak gibi değildir. Fars olmak, Türk olmak gibi değildir. Kürdüm diyen bir kişi, kaybedilmiş, gasp edilmiş hakların bilincine varan, bu hakları kazanmak isteyen, bunun için de bunların gereklerini yapan bir kişidir. Türklerin, Arapların, Farsların şüphesiz böyle bir sorunu yoktur. Türk milliyetçiliğinin içeriğiyle Kürt milliyetçiliğinin içeriği şüphesiz çok farklıdır. Türk milliyetçiliği, Kürtlere "seni Türkleştireceğim, asimile edeceğim" diyor. Devlet, zora dayalı baskı araçlarını, ideolojik baskı araçlarını kullanarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Kürt milliyetçiliği ise bu baskıya, zulme rağmen başta dil olmak üzere Kürt değerlerini gün yüzüne çıkarmaya, yaşamaya çalışıyor. Türk düşüncesinden bağımsız, Türk solundan bağımsız, Kürdi, Kürdistani bir düşünceye, duyguya sahip Kürt aydınları elbette vardır. Az da olsa vardır. Ama ana akım Kürt siyaseti "milliyetçi değilim, milliyetçiliğe karşıyım" diyenlerden oluşmaktadır. Bunların ana sorunlar karşısında neler düşüneceklerini, nasıl düşüneceklerini,
hangi kavramlarla düşüneceklerini devlet belirlemektedir. Muktedir belirlemektedir. İbrahim Halil Baran'ın 23 Nisan 2019'da Kürdistan 24'te maruz kalmak, mahsur kalmak yazısı bu bakımdan dikkate değerdir. 1960'larda, 1970'lerde, 1980'lerde Kürt aydınları, Kürt siyasetçiler, milliyetçi değilim, milliyetçiliğe karşıyım sloganlarını çok kullanırlardı. O dönemlerde Kürt siyasetçiler, Kürt aydınlarının önemli bir kısmı Türk solu tarafından "Sen milliyetçisin, siz milliyetçisiniz" denerek suçlanmaktan çok korkarlardı. Bu eleştiriden çok suçlanma yüklü bir söylemdi. Kürt siyasetçiler, Kürt aydınlarının önemli bir kısmı en çok böyle suçlanmaktan korkarlardı. Bu sloganların arkasından da "Ben devrimciyim, ben enternasyonalistim, ben Marksist, Leninistim" vesaire derlerdi. O yıllarda Kürtler Kürtçe konuştukları zaman konuşmalarında Kürt tarihi, Kürt toplumu, Kürt öğretmeni gibi deyimler kullandıkları zaman böyle suçlanırlardı. Bu konuşmalardan dolayı Kürtleri milliyetçi olmakla suçlayan Türkler, bir imtiyaza sahip olduklarının, Türklük imtiyazına sahip olduklarının farkında değillerdi. 80'lerin ortalarında gerilla mücadelesi başladı. Bu mücadele 40 yıla yakın bir zamandır sürüyor. Bu mücadelenin milli duyguları geliştirmesi, Kürt ulus bilinci, Kürt vatanı bilinci, Kürdistan bilinci yaratması beklenirdi. Öyle olmadı. 1999'dan önce PKK-KCK'nin Türk düşüncesinin özü olan Kemalizmi eleştiren bir tutumu vardı. Bu tarihlerden sonra Kemalizmin en çok bu kesim tarafından savunulduğu görülmektedir. Serhabun, Berfadan, Özgür Halk ciltleri ve daha pek çok yayın ortadadır. Kürtlerin önemli bir kısmı Kemalizmi eleştirdiği dönemlerde Abdullah Öcalan'ın arkasındaydı. Bu kesim Kemalizmin savunulmaya başlanmasından sonra yine arkasında. Bu süreçte birey olma açısından, özgürleşme açısından bir sorun yok mu? Bununla beraber "milliyetçi değilim, milliyetçiliğe karşıyım" sloganının sık sık dile getirilmesi, PKK-KCK dışındaki Kürtlerin bir kısmı tarafından da söylenmesi sürüp gitmektedir. Makalenin devam eden kısmı ırkçılık bölümüdür. İsmail Beşikçi'nin daha başka bir makalesinde ırkçılık konusunu ele aldığı makalesi daha önce seslendirilmiştir. Yukarıda çıkan linkten tıklayarak dinleyebilirsiniz. İsmail Beşikçi, İlke Haber.